Efendim merhabalar, yeni bir bölümle karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. İzlemeye başladığınız için tabii ki hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu an Yerköy Bağlarbaşı mahallesindeyim. Burada bir gelenek var, aptallık geleneği. Bu gelenekte son temsilcileri şu an direniyor. Aslında yok olmaması için çabalıyorlar. Biz onlardan birisini ziyaret edeceğiz ve durumla ilgili kendisinden bilgi alacağız. Gelin isterseniz videomuza geçelim. Efendim şu an Yerköy'deyim ve Yerköy'de Veli abiyle beraberim. Veli abiyle şimdi güzel bilgiler alacağız inşallah. Abi seni ilk önce bir tanıyalım. Ben Veli Metin, Yerköy Abdallar Dernek Başkanıydım. Derneğimizi işte feshettik, kapattık. Evet. Burada kimse kalmadığı için herkes ekmek peşinde. Her birisi gitti, bu güzelim mesleği icra edenler şu anda kapıcılık yapıyor, dışarıda çalışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu mahalle tüm Abdal mahallesiydi. Şu balkonun üstüne otururlardı herkes, bağdama yer otura, evet. Sofralar kurulurdu, yemekler yenir, çaylar içilirdi. Cıvıl cıvıl bir güzellik, bir şirinlik vardı. Evet. Şu anda baharsan virane olmuş bir halde. Buna da çok üzüntü duyuyor. Evet, evet abi. Şimdi bilmeyenler için abdallık nedir? Bir ilk önce onu bir dinleyelim senden abi. Nedir abdallık yani? Abdallık tarihinden bu tarafa müzik abdaldan alındı. Evet. Abdal Hüzüğlü, Abdal Pir Sultan, Abdal Nesimi. Evet. Bunlar abdal büyükleriydi. Hı hı. Efendim sünneti abdal yapardı. Bir Müslümanın çocuğu ana rahiminden Müslüman doğar ama sünnetsiz değil. Evet. Şimdiki yaptıkları sünnet de değil. Hı hı. Sünneti yapıyor, çeviriyor, dikiyor. Hı hı. Biz bunu tarihlerce biz yaptık. Doğru, ben şefaatliyim, hatırlarım abi, böyle gelirlerdi ellerine çantayla. Evet. Şey olurdu, hatırlarım. Evet, köy köy elimizde. Doğru. Çanta, sünnetçi sünnetçi. İşte bizi çağırırlardı, sünnetçi. Aha, gel. Sünnetçi. Adamın evinde çocuğunu sünnet yapardık, ekmeğimiz çayımız hazırlanır diye. Doğru. Ekmeğimiz yer, çayımız içer, yolcu giderdik. Bu da bir gelenekti. Bu bir gelenekti. Bizim mesleğimiz, gelirimiz buydu. Ha, buydu. Düğün bitti. Hı-hı. Sünnet bitti. Evet. Biz de bittik. Biz de bittik. Şu an bulunduğumuz mahalle ne mahallesi? İsmi nedir? Şu andaki bulunduğumuz mahalle Bağlarbaşı Mahallesi. Bağlarbaşı 250 mahallesi. Haneydi burası. Evet, 250 Abdal aşireti vardı. Aşireti. Evet. Kimisi saz çalar, kimisi zurna çalar. Akşamları işte bir kaynaklık olur, bir yerlere toplanırlardı cem cumat. Evet. Bunlar hayalimizde kaldı. Üzülüyor baktıkça. Ve o zaman da siz son temsilciler oluyorsunuz değil mi? Hemen hemen son temsilciler bizdik. Evet, evet. Kimse kalmadı. Hep Kırıkkale, Ankara, İzmir. Hı hı. Hep ikametlerini değiştirdiler, gittiler. Ekmek peşinde. Burada ne yapsın? Doğru. Bir gelir yok, ekmek yok. Biraz önce bahsettiğin gibi, evet. Kapılar kapanınca kapandı. Yapacak bir şey yok. Kapandı. Herkes farklı mesleklere, söylediğin gibi kapıcıda veya başka İnşallah bir şey. İnşallah sizin bir aracılığınızla, vesilenizle sesimiz duyulur da. Evet. Geri bu mesleği, geri bu mahalleyi canlandırırız. İnşallah. Şuraya mesela tokü mü girmezdi? Değil Devletin mi? Gücü mü yok? Her yere yapıyor. Hı hı. Aşiret bir araya toplanmaz mı? Bu gelenek sürdürmez mi? Bir Fransa örneği. Evet, doğru. Oradaki mesela aşireti, göçebeleri mahalle kurdular. Mahalle. Değil mi? Yaşam şartları iyileşti. Desteklendi. Desteklendi. Bizde hiçbir destek yok. Evet. İşte bir arada sosyal yardımlaşmadan burada kalanlara yardım, o bizi doyurmaz, biz devletten sosyal yardım değil. Hı hı. Mesleğimizi icra ettiğimiz, bize verilen kadromuz verilirse biz başka bir şey istemek. Doğru. Biraz önce de söylediğin gibi bazı yerler görüyorum viraneye dönmüş durumda çünkü herkes. Şöyle bir içler acısı. İnsan bakınca duygulanıp üzülüyor bakça. Görüyorsun. Evet. Şöyle baktığımız zaman değil mi? Zamanında kim bilir kimler yaşadı burada ve ne mesleği yaşattılar. Yani insan duygulanıyor. Rahmetli burada Kara Celal diye bir zurnacımız vardı. Bütüne bütün Allah rahmet etsin bir tarihi eserdi. Evet. Yani ağlayan çocuklar avınırdı zurnayı çalınca. Neşet Ertaş şu gördüğün evlerin hepsinde oturup sohbet etmiş bir insan. Evet. Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş o kültür dizisinde de görüldü ya, şu aşağıda çekimler. Evet. Yapıldı. Yapıldı da yapıldı. Evet. Velhasıl sonuç olarak size sahip çıkılmalı değil mi abi? Biz öksüz evlat gibi kaldık. Doğru. Yetim kaldık. Devlet bize destek
Çıkmadı, çıkmasını bekliyor. Biz de bu vatanın evlatıyız. Tabii ki. Hem de önemli bir kültürün temsilcileri. Şimdi, hatta kaybolmak üzere olan bir temsilcisiniz. Bayrak kalkacak. İlk önce hoca bayrağı dualar. Merdiveni kollar, bayrağı eline alır bayrakçı. Bayrak çakılır, hani davul zurna çalar. Evet. Bu gelenekler, gülenekler yok oldu. Bu kültürü yok etmeye müsaade etmesin inşallah Cumhurbaşkanı. İnşallah. İnşallah sesimiz duyulur. İnşallah. Abim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılarla. Sağ olasın. Gezdiğimiz alanda en az 7-8 hane var. 7-8 hane bir arada, evet. İç içe, ama şimdi bakıyoruz bir hane olmuş durumda. Şurası. Efendim, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun.